Cümleden selamun aleyküm kardeşler. Şimdi bu havuza neler yaptım onu söyleyeyim. Bakın görüyor musun? Bayağı bir balıklarımız var. İlk önce şuradaki su mercimeğini topladım hepsini. Sonra böyle irileri var. Japonlarımızın irilerini topluyorum arkadaşlar. Ve azaltma yapıyorum burada. Bakın küçücük renklenmiş görüyor musunuz? Balık daha boyuna bakmadan renklenmiş. Böyle ne hikmetse ayağıma dolaşıyorlar, yapışıyorlar. Buradan ufaktan ufaktan böyle irilerini toplayıp yakalamanın peşine düşüyorum. Japon olması sizi aldatmasın. Bakın. Böyle irilerini toplayıp size döneceğim. Aldım şöyle genel görüntüsünü alayım. Fındık kadar oldular. Böyle büyükleri seçerek boylama yapmaya çalışıyorum. Maşallahınızı esirgemeyin kardeşler. Böyle irileri yakalamanın derdine düştük. Sonra su altı çekimi de yapacağım ilerleyen zamanlarda. Şimdilik balıkları yakalıyorum. Görüşmek. Şimdi durdurayım arkadaşlar. Şöyle birkaç gezeyim isterseniz sizin için. Bu çok netti. Ben yürüdükçe bulanmaya başladı. Her yer balık. İçine vatoz da vardı. Vatoz da bir tane büyümüş yavru vatoz vardı. Şunu fark ettim. Şöyle yapacağım bundan sonra ben burada. Bir tane daha büyük yakaladım. Sizin şansınıza. Şunu fark ettim arkadaşlar. Bak şurada bıtık gibi var da. Evet. Küçük boyları bırakıp büyük boyları almak lazım. Öyle öyle daha hızlı boylanıyorlar. Onu fark ettim. Hadi yakalım. Şimdilik bir durdurayım şunu. Ondan sonra görüşürüz. Arkadaşlar, bu havuzda yakaladım büyükleri. Bakın böyle irileri var. Bu bir tanesi. Şunu şöyle tasa koyalım. Böyle koyuyoruz. Burada 30 Allah düşürün ağzına. Bakın burada 30 küsür tane var. Yakaladığım iri balıklardan. Odakladı en azından. Görüyor musunuz? Böyle irileri de seçip akvaryuma atacağım. Boy boy yapacağım. Allah nasip ederse. Şöyle bir kadrajı alalım. Çok da güzeller maşallah. Nazar değmez inşallah. Buradaki su mercimekleri dediğim gibi aldım, topladım. Yalnız şunu fark ettim. Balıklar dipteki yosunları yiyorlar. Bir şeyler yiyorlar. Aç kalmıyorlar. Yem de atarım bunlara ben şimdi birazdan. Buradan bir güzel çıkayım ben. İçinden böyle bakıyorum. Aa, bir tane daha büyük varmış. Ona da canım kaldı. Bakın şimdi boyu büyük olup olmadığını şöyle anlıyorsunuz. Görebiliyor musunuz? Yansıma oluyor. Yüzerken içinde iri zaten duruyor arkadaşlar balıklar. Neyse. Bir dahakine şey yaparız artık. Yem atarken tutarız.
Böyle zevkli oluyor yakalamak. Bunları da aldığım iri boy yavrular. Fındık kadarlar ve dışkıları da var dikkat ederseniz. Altlarında dışkıları da var. Göbeçleri de misket gibi. Büyüklüğü yine bayağı büyük. Güzeller yani. Hoşuma da gitti. Dibe dışkı yapmışlar arkadaşlar. Bu da demek oluyor ki havuzdan yem yiyor varlıklar. Ben buna yem atmıyordum. Arada bir belki artemi atarım. Büyük ihtimal öyle yaparım. Havuzda. Havuzda motor falan da istemiyor arkadaşlar. Buradaki bir kova su mercimeği de topladım. Onu da büyük balıklara veririm. Şimdilik görüşmek üzere, balıklarımızı salarken, akvaryuma salarken göstereceğim. Buradaki balıkları yemlerken gösteririm. Evet arkadaşlar, şimdi balıklarımızı şöyle koyalım akvaryumuza ufaktan ufaktan. Üzerinde toprak mı varmış, bir şey varmış ama neyse. Şöyle salalım. Flaşı kapatsak mı acaba? Neyse. Güzel. Evet dostlarım. Böyle bir odaklasın da. Yavrucakları bir koyalım şuraya, değil mi? Maşallah. Şöyle görüyorsunuz. Burada 33 tane var arkadaşlar. 13 tane de oradaydı. 46 mı yapıyor? Öyle bir şeydi. Şimdi bunlar büyüsün. Bakın dışkıları görüyor musunuz? Bir sürü dışkı var. Yani bu havuzda yem yiyor bu balık. Bu 2 metrelik akvaryuma 13, 33 daha 46 tane koydum en büyüklerini. Burada boylandıracağım Allah nasip ederse. Bakalım. Boyları da hemen hemen yakın. Fındık boyunda. Ay maşallah. Çok da güzeller. İçinde tül vatozlarımız da var. İnşallah zarar vermez. Bakın şuradaki su mercimeğinden biraz alayım. Bakın şuradan aldım. Böyle bir şey. Salyangoz olmuş. Arkadaşlar şimdi şunu aldıktan sonra şuradaki büyük Japonlarımız nasıl iştahla yiyor onu göstereceğim. Hayvana her zaman yem lazım arkadaşlar, ye. Sürekli yem yiyecek ve yediği yem de ona kabızlık, hiçbir şey yapmayacak. Bakın. Hop. Şimdi biraz korktu. Maşallahınızı esirgemeyin. Bu Japon biraz cikletten daha değişik. Yöntemini bilirseniz daha kolay oluyor. Büyüme hızı da daha hızlı. İnşallah daha da iyi olacak. Şöyle koydum. Bunlar yiyordu. Şimdi bir dur, şey yapalım. Durdurmaya gerek var mı ya? Yerler herhalde. Güzel bir kartlaca atalım. Hop. Evet, yiyor. Gördünüz mü? Maşallah, maşallah. Afiyet bal, şeker olsun canıma. Ne yapmayı planlıyorum? Bir şeyler düşünüyorum arkadaşlar. Şu mercimeği akvaryuma koymayı da düşünebilirim. Bir ayar çekeceğim. Bunlardan bayağıdır yavru alamadım. Bunları erkeklere, dişilere meğersem ayrı koyacakmışım. Yumurta toplamasını sağlayacaklamışım. Ben bunu bilmiyordum. Öğrenmiş oldum. Şuradaki mücevherimiz erkeğe düzeldi. Eşi attım. İkisini yan yana attım. Durum böyle. Bir yaramazlık yok.
Bir de deneme yapacağım ya. Şu bakalım şu mercimeğinde yerler mi? Şu cikletleri. Şurada mavi prenses yavrularım var. Yani damızlık altılar mı diyeyim. Bak, yiyorlar. Oo. Harbiden yiyorlar. Su mercimeğini yiyorlar. Maşallah da esirgemeyin gençler. Bakalım. Durum vaziyet böyle. Ciklet yavrularımız burada. Burada. Biz cikletsiz yapamayız arkadaşlar. Burada da en küçük 3 tane akvaryum var. Hiç yokum bile ciklet dolu yani. Bakalım. Japonlar böyle. Isıtıcılarımı kapattım. Bir ayar çekiyoruz işte böyle böyle. Şimdi ne yapmayı düşünüyorum? Spirulina atmayı düşünüyorum havuza. Ondan sonra görüşmek üzere. Şimdilik bu kadar arkadaşlar.